Tadımız tuzumuz kanalından herkese merhaba. Bugün sizlere tadını çok beğeneceğinizi düşündüğüm kumlu kek tarifini vereceğim. Çok güzel oluyor mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bunun için karıştırma kabımıza 3 adet yumurtamızı ve 1 bardak da 1 su bardağı da şekerimizi ilave edelim. Su bardağım klasik su bardaklarından 175 milim olan su bardaklarından e, yeterli geliyor. İsterseniz 200 milimlik su bardağı ile de koyabilirsiniz. Şekerimi de koyduktan sonra güzelce rengi beyaza dönene kadar yumurta ve şekeri çırpıyorum. İyi bir sonuç almak için her zaman yumurta ve şekeri güzel çırpmalısınız kekte. Bakın rengi beyaza döndü. Bu esnada bir su bardağı sıvı yağ, bir su bardağı da süt ekliyorum. Yine aynı bardaklarla klasik su bardağı 175 milim olanlardan. E, tabii ki 200 milimlik bardak varsa elinizde o şekilde de koyabilirsiniz. Sadece un miktarını etkileyecektir. Şöyle Hemen kısaca bir karıştırıyorum ve 3 yemek kaşığı kakao, 10 yemek kaşığı da un ekliyorum. Tepeleme şeklinde koydum bunları. Infobox kısmına, açıklama kısmına malzeme listesini ekleyeceğim ama e, sizi uyarayım. Ben 10 tepeleme yemek kaşığı un kullandım ama e, yumurtanın büyüklüğü vesaire etkileyecektir. Siz tedbirli olun, 7-8 yemek kaşığı katın, gerektikçe ekleyin. Tavsiyem budur ve eleyerek ekleyin kakaoyu ve unu mutlaka. Bir yandan kızım un ve kakaoyu elemeye çalışıyor. Eee kakaoyu ben 3 yemek kaşığı kattım ama genelde paketler 25 gramlık oluyor. E, bir paket ekleyebilirsiniz. Aynı e, aynı ölçüde katmak zorunda değilsiniz kakaoyu. Ben kakao kakoyu böyle daha yoğun seviyorum. Evet bir pakette kabartma tozunu ekliyorum ve düşük ayarda mikserimin düşük ayarında şöyle bir karıştırıyorum. Kakaonuz güzel kaliteli bir kakao olsun. Ülker kullanabilirsiniz. Ben burada ülker veya ovalettenin böyle kilo olarak satılıyor. Öyle o şekilde alıyorum. İkisi de güzel bakın rengi çok güzel çıktı. Dik dörtgen borcamınızda veya kare borcamınızda bu tarifi yapabilirsiniz. Ben ilk başta bu dikdörtgen borcama döktüm ama... Bu yeni aldığım bir borcamdı. Daha önce yine dikdörtgen borcamım fırınıma sığıyordu ama bu sığmadı. Daha sonra fırının kendi kabına boşalttım. Onu da göstereyim sonra hani neden öyle böyle diye düşünenler olabiliyor. Yağladığım tepsiye dökmüştüm ama mutfakta çareler tükenmez. Fırına sığmayınca tekrar fırının kendi kabına boşaltıyorum. Evet, güzelce yağlamış olduğumuz tepsiye kek karışımımızı döktükten sonra tezgaha vuralım, 180 derecede ısınmış olan fırına sürelim. Güzelce e, 180 derecede kekimizi pişmeyi bırakalım, kürdan testi yapıp çıkartalım. Yaklaşık bir 30-40 dakikada pişiyor, çok çabuk pişiyor. Zaten ince bir kek olduğu için e, 30 dakikada pişecektir ama siz kontrolü elden bırakmayın. Şimdi e, çikolatalı kremasını yapacağız. Bunun için. 3 buçuk su bardağı sütümü tencereye alıyorum. Bardak ölçüm 200 milimlik bardak ölçüsü. Bu kremada çok güzel oluyor. Bütün pastalarınızda kullanmak istediğiniz bütün pastalarınızda kullanmanızı tavsiye ediyorum. Evet, 3 buçuk su bardağı sütümü döktükten sonra 4 yemek kaşığı şeker, 4 yemek kaşığı da un, 1 yemek kaşığı da doluca böyle tepeleme kakao ekliyorum. Pişmeye yakın çikolata da ekleyeceğim gerçekten çok lezzetli oluyor evet önce ocağın altını açmadan önce unu ve şekeri güzelce bir karıştıralım topaklanma olmasın diye Ve bir yemek kaşığı da kakao ekleyeceğim bir tepeleme e, kakaom benim e, güzel olduğu için bir yemek kaşığı yeterli geldi Evet ocağımın altını açıyorum ve karıştırarak pişiriyorum. Kesinlikle karıştırarak pişirin. Bu sıra bu esnada kekim fırından çıktı ve ilk sıcaklığı çıktı. Ee, bir kürdan yardımıyla bir şiş ile her tarafını deliyorum ve bir su bardağı soğuk sütü kekimin üzerine döküyorum. Sütü hemen çekecektir zaten. Mutlaka böyle ilk sıcaklığı çıksın. Böyle harlı ateşten çıkarır çıkarmaz dökmeyin. Evet bir yandan da kremamı yapmaya devam ediyorum. Ee, karıştırarak pişirin. Topaklanma olmasın. Evet. Bakın kremam kaynamaya başladı. Bu esnada 90 gram bitter çikolatamı kremamın içine atıyorum ve karıştırıyorum. Ee, çikolata olmasa da olur ama bu çikolata eklerseniz çok güzel bir lezzet oluyor. Eğer çikolata katmazsanız, çikolatanız olmazsa bir paket vanilya, bir yemek kaşığı doluca da e, tereyağı veya margarin ekleyin mutlaka ve şöyle bir karıştırın. Çikolata eriyene kadar karıştırın. Evet, çikolatalar eridikten sonra sosum kaynamaya başladı. Artık hazır demektir. Ocağın altını kapatıp alabilirim. Evet, hazır olan sosumu kekin üzerine döküyorum. Şimdi. Ee, tekli bir paket kakolu petibör bisküvi, hepsini katmanıza gerek yok. Rondonuza koyun ve böyle kum gibi ince kum gibi olana kadar rondodan geçirin. Artık sona doğru geldik ve çekmiş olduğumuz bisküvileri pastamızın kekimizin üzerine döküyoruz. Çok lezzetli oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Hem hafif hem lezzetli hem de gördüğünüz çok pratik. Ince bir şekilde çekmiş olduğumuz bisküvileri güzelce üzerine düzeltiyoruz. Ben akşam yaptım, sabaha kadar dinlendirdim ve sabah sizler için sunum olarak gösterdim. Bir gece dinlenirse çok çok güzel olur. Geceden yapıp yarı ertesi gün misafirlerinizi ikram etmenizi tavsiye ederim. Ama tabii ki aynı günde de yapabilirsiniz. Sabahtan yapıp öğlen ya da akşam servis edebilirsiniz. Yeter ki güzelce soğumuş olsun. Evet. Ertesi günkü halini göstermek istiyorum size dilimleyip. Ee, kanalıma abone ol, değilseniz eğer abone olup yanındaki zil sesini açarsanız paylaştığım yeni tarifler size bildirim olarak gelecektir. Videolarımı beğendiğinizde beğenmeyi ve yorumlarınızı lütfen eksik etmeyin. Size iç dokusunu da göstereceğim şimdi. Yapmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Evet bu şekilde yumuşacık bir kek harika bir kreması ve üzerindeki kakaolu bisküvisiyle güzel olmama gibi bir ihtimali yok bu kekin. Şimdiden yapanları yiyenleri afiyet olsun. Bir sonraki yeni güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.